Merhaba arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri birleştirerek bir binanın dış cephesinin tasarımını bu derste yapalım. Öncelikle derse başlamadan ben tam ölçülere uymayacağım. Onu belirteyim. Çünkü video çok uzun süre alacaktır. Hızlı bir şekilde basit bir bina, line, modifier ve kaplamalar kullanarak nasıl tasarlanır. Onu göstermeye çalışacağım bu derste. Tab görüntü açısına geçelim ve hemen başlayalım. Çizgilerin görünmesi adına burada şeye dikkat ediyorum. Birazcık büyüttüm, yakınlaştım, zoom yaptım farenin tekerlek tuşuyla ve hemen buradan line'a geçiyorum. Line'da dik bir çizgi çizeceğim için corner seçeneğini seçiyorum. Burada tabii biraz ölçüye dikkat etmek lazım. Değilse binanın görüntüsü çok kötü olacaktır. Ben burada kılavuz çizgilerinden faydalanacağım. Mesela merkezden 2, 4, 6 birim uzağa gideceğim ve buradan da 7'şer birimlik bir uzaklıktan başlayarak çizimimi gerçekleştireceğim. Burada tabii şu 2D olayından yararlanılabilir. Tam şu nokta 2, 4, 6, 7. nokta. Buradan başlayarak ne yapıyorum? Çizgimi çiziyorum. Şu benim binamın arka tarafını oluşturacak. İstersen buraya balkon boşluğu da koyabilirim. Yani girinti çıkıntılar da yapabilirim. Ama şimdilik ben videoyu uzatmamak adına düz bir hatla ilerleyeceğim. 2, 4, 6, 7. Tam merkezden 6 birim uzakta ve 7'şer birim genişliğinde birinci çizgimi oluşturuyorum. Bu çizgimi oluşturduktan sonra binanın biraz yuvarlak yapılı olmasını isteyebilirim. Yani yuvarlak katlı olmasını isteyebilirim. Dolayısıyla burada bir boşluk bırakacağım ki bu boşluğa ark dediğimiz yay şeklinde yuvarlak katlı bir bina olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada bir boşluk bırakacağım. Şimdi birinci çizgimi çizdikten sonra yine simetrikliğe dikkat etmek lazım. Tam şu noktadan uzaklığım 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada 5 birim geldikten sonra yine aynı şekilde şu alt tarafa da 5 birim devam ediyorum ve kapatıyorum burayı. Bunu kapattıktan sonra aynı çizgiyi istersem shift'le çekip çoğaltabilirim ya da direkt şu şekilde çizebilirim. Düz bir çizgi çiziyorum. Bunu da çizdikten sonra şimdi yine köşelerin birazcık yuvarlak katlı olmasını istiyorum. Dolayısıyla bir birim şu arkadan devam edeceğim. Yalnız burada bir de şey boşluğu istiyorum. Balkon boşluğu istiyorum. Dolayısıyla şuradan bir birim geldikten sonra şuradan birkaç birimlik bir balkon boşluğu bırakılabilir. Yani şu şekilde bir şey yapılabilir. Ya da 3 birimlik bir balkon boşluğu bırakılabilir. Tabi bunu baştan hesaplayarak çizmek ya da ölçülü bir plana göre çizmek daha iyi olacaktır. Ben şimdilik buradan küçük bir balkon boşluğu bıraktım. 3 birim buraya geldim. Daha sonra yine 3 birimlik bir balkon boşluğu bırakıyorum ve şuradan kapatıyorum. Şimdi şu kenarlar için de ark kullanarak bir işlem gerçekleştireceğiz. Ark içinde yine geliyorum. Bu noktadan tutarak şu noktaya geliyorum. Daha sonra şöyle bir eğim veriyorum. Basit bir eğim vereceğim. Evet, 2D aracını bırakarak buradan kolayca bir ark ürettim. Şimdilik tabii hataları var bu arkın. Aynı şekilde şu noktaya da bir hafif bir eğim veriyorum. Aynı şekilde şu noktaya da hafif eğim veriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şu noktaya da biraz eğim vererek bırakıyorum. Şimdi şurada gördüğünüz çizgiler tamamlandı. Fakat bunların tek bir çizgi haline getirilmesi, daha sonra da weld işlemiyle bu çizgilerin birleştirerek tek bir çizgi haline getirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için herhangi bir tanesini sağ tıklıyorum. Convert to editable spline diyorum.
Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi eteçleme işlemine geçeceğiz. Eteçleme işleminde bu çizgileri tek tek seçerek şöyle seçiyorum ve tek bir çizgi haline getiriyorum. Şimdi burası artık tek bir çizgi. Fakat bu çizgiye extrude uygularsak şuradaki boşluklardan dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Tam şu bağlantı noktalarını weld dediğimiz kaynatma işlemini yapmak zorundayız. Geliyorum aşağıya. Buradan herhangi bir noktayı seçiyorum. Mesela şu noktayı seçelim. Bu noktayı seçtikten sonra weld oranını büyütüyorum. Daha uzak mesafelerden birbirine yapışması için buraya 100 gibi bir büyük bir değer yapıyorum. Daha sonra buraya zoom yapayım ve yaptığım işlem net görülsün. Şimdi şu iki noktayı kaynatacağız birbirine. Birinci noktayı seçelim. Weld işlemine gelelim. İkinci noktayı kontrolle seçiyorum ve Weld'e tıklıyorum. Aynı şekilde şu noktayı seçiyorum. Kontrolle diğer noktayı seçiyorum. Weld'e tıklıyorum. Burada tabii noktayı biraz şöyle çekerek, noktaları çekerek buradaki eğim hataları düzeltilebilir tasarım esnasında. Şu şekilde hafif bir düzenleme gerçekleştirdim. Şimdi aynı işlemi ne yapacağım? Diğer köşelere de gerçekleştireceğim. Şuraya gidelim. Birinci noktayı seçiyorum. Kontrolle diğer noktayı seçiyorum. Weld'e basıyorum. Aynı şekilde şu noktaya ve şu noktaya weld. Diğer köşeye geçelim. Şu noktaya ve şu noktaya. Aynı şekilde bu noktalara weld uyguluyorum. Diğer köşeye geçeceğiz şimdi. Eğer çok seçemiyorsanız biraz daha zoom yaparak noktaları birleştirebilirsiniz ve şuradaki noktalarla eğim hatalarını gidermek için biraz oynayabilirsiniz. Şöyle. Şu iki noktayı da birleştirdik mi? Şu an şöyle seçelim. Ne yapmış olduk? Tek bir çizgi haline, hiç boşluk olmadan tek bir çizgi haline getirmiş olduk. Şimdi biz burada binanın iç tasarımını yapacağız. Ama şuradaki balkon boşlukları biraz şey olmuş olabilir. Yani dar olmuş olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla şu boşluğa bir tıklayalım önce. Şuradan çıkalım. Bunu şu şekilde x ekseninde az bir şey büyüterek ne yapabiliriz? Balkon boşluklarını daha ölçülü bir hale getirebiliriz. Evet, bu benim binamın üstten görünüşü. İki tane balkon boşluğu kullandım. Basit bir model üzerinden gideceğim. Şimdi bunu dolgulu bir, solid bir kap yapmak için, yani solid bir alan yapmak için iç kısmında ne yapmam lazım? Line'la doldurmam lazım. Şu şekilde ben biraz hızlı bir işlem gerçekleştireceğim. Siz daha özenli çalışabilirsiniz ya da ölçülü bir şekilde çalışabilirsiniz. Evet, burada kapattıktan sonra artık bu ikisini birbirine eteçlememiz lazım. Yine sağ tıklayıp Convert to Editable Spline dedikten sonra burada eteç deyip bu ikisini eteçliyoruz. Bu işlem gerçekleştirdikten sonra artık buna Extrude Modifier'ını uygulamamız gerekiyor. Bunun için Modifier List'e geliyoruz ve Extrude Modifier'ını buluyoruz. Buradan perspektif açıya geçelim ve yüksekliği belirleyelim. Birinci kat için burada yükseklik şu şekilde ayarlanabilir.
Yani 60-70 neyse bir şekilde bir ölçü yapılabilir. Şöyle fena değil. Bu işlem bittikten sonra artık geri kalan iş pencere deliklerinin delinmesine geliyor. Bunu delmek için compound object daha anlatmadık ama kullanılabilir. Ya da delmeden pencereler buraya yerleştirilebilir. Balkon kapısı yerleştirilebilir, ana kapı yerleştirilebilir vesaire. Şu balkonları da isterseniz hemen halledelim. Ben yine burada box kullanacağım. Box'ım da buradaki boşluğu kapatacak şekilde olsun. Hemen tab görüntü açısından shift'e basarak bir tane de buraya kopyalayayım. Ölçülü bir şekilde kopyalamaya çalışayım şöyle. Okey dedim. Perspektif açıya geçtiğimde artık bu pencere balkon boşluklarını da tasarlamış oluyorum. Bu balkonlara lattice modifier da atılabilir. Lattice modifier kullanılarak balkonun demirleri yapılabilir. Bunu da nasıl yapacağız? Şuradan hemen ya da hazır compound objectten pardon şuradaki stairs'ten pardon şuradaki railing'den buraya bir railing de tasarlanabilir. Bunun için yine bir spline çizelim şuraya. Spline çizdikten sonra perspektif açıya dönelim ve buradan railing seçip railing'in takip edeceği yolu seçelim. Daha sonra railing'in ayarlarını buradan yapalım şöyle. Round diyebiliriz şu şekilde. Bunu oluşturduktan sonra şöyle taşıyalım. Bundan bir tane de şu tarafa çekelim arkadaşlar. Bu tam hizalama yapmak için aslında üst görüntüden bakmakta yarar var. Ama hizalamışız. Sorun değil. Burada tabii ben çok uzatmayacağım ama şu kısımlara pencereler yerleştirilebilir. Hemen gelelim Windows bölümüne. Mesela buraya normal bir şöyle pencere. Şöyle bir pencere alalım. Bu pencereyi ne yapabiliriz? Hemen getirip şu duvara hizalayabiliriz hızlıca. Aynı şekilde şu kısımlara da pencereler hizalanabilir. Burası tabii ilk kat olduğu için bu ilk katın penceresi biraz daha küçük tasarlanabilir. Ya da bu pencereler şu şekilde arkaya hızlıca shift ile çoğaltılıp sağlı sollu yerleştirilebilir. Ben bunlara girmeyeceğim. Fazla yani bir pencereyle uğraşmayacağım. Siz bunları daha uzun tasarlarken deneyebilirsiniz. Bu şekilde binayı oluşturduktan sonra yani pencereleri de yerleştirdikten sonra binayı gruplamamız lazım. Tüm objeleri seçtikten sonra binada şuradaki grup seçeneğine geliyorum ve bunu grupluyorum. Okey diyorum. Bu işlem bittikten sonra tabii siz pencereleri de yerleştirin buraya. Şu şekilde yukarıya doğru bir kat çıkayım ben. Tabii burada front açıdan bakmakta fayda var. Şöyle kabaca yerleştiriyorum. Kaç kat çıkacağım? Laz müteahhit gibi istediğim kadar çıkabilirim artık. Okey dedim. Şu şekilde ve perspektif açıya geldiğimde şurada gördüğünüz gibi ne yapmış oluyorum?
katı çıkmış oluyor. Tabii bunu çıkmadan önce kontrol Z ile geri alalım. Kaplamaları yapmakta fayda var. Kaplamaları da şuradan ben hızlıca bitmap kaplama şeklinde ayarlayayım. Mesela şu alana gelelim ve difuz bölümünde bitmap seçerek devam edelim. Burada benim D sürücüsünde verilerim vardı. Oradan devam edelim. Kütüphane kısmından herhangi bir duvar olabilecek bir kaplama seçmeye çalışacağım. Şöyle bir şey olabilir. Bunu buraya sürükleyip bırakayım. Burada tabii şöyle bir hatamız var. Gruplamadan önce aslında bunu yapmakta fayda vardı. Şöyle yapalım. Ctrl Z ile geri alalım. Grubu dağıtalım. Ungroup diyelim. Tekrar Material Editor'a gelelim. Assigned to Object diyelim ve bunu şurada görelim. Bir render alalım. Evet. Burada tabii şeyini yapmamız lazım. Yani bunun ayarını yapmamız lazım. Yani tiling değerleriyle oynamamız lazım. Birincisi şöyle yapalım. Burayı çok daha küçük bir sayı yapalım. Şey çok daha büyük bir sayı yapalım. 25. Şurayı da yine 10 gibi bir değer yapalım. Bu biraz fazla oldu. 5 yapalım. Evet, şu şekilde tiling değerlerini atayarak ne yaptık? Binayı oluşturduk. Tabi burada pencereleri yok. Şuradaki şeyler için de yine kaplamalar yapalım. Mesela burada marble diye bir kaplama var. Assigned to object diyelim. Yine bunu da buraya atalım. Şeyler kalabilir. Alt taraf kalabilir ya da isterseniz orayı da marble olarak yapabilirsiniz. Bir render alıp görelim acaba nasıl oldu. Şeyler çok büyük. Tiling değerlerini düşünmemiz lazım burada. Yine. Yine bu renkleri daha değişik renkler atayabilirsiniz. Mesela şöyle kahverengi türü şeyler atılabilir. Tiling değerleriyle oynayalım. Okey, okey. Bu şekilde yaptıktan sonra artık ne yapalım? Tekrar gruplayalım bunu. Okey. Ve şimdi yukarıya doğru katımızı çıkalım. Kaç kat çıkmak istiyorsunuz? 5. Okey dediğimizde şu şekilde 5 katlı bir binayı çıkmış oluyorsunuz. Tabi bu dediğim gibi yani çok kaba bir tasarım. Ölçüsüz bir tasarım. Buna üzerine uğraşmak lazım. Video olduğu için ben uzatmadım. İlk katta yine pencereler yerleştirilebilir. Kapılar yerleştirilebilirdi. Çatı kısmı ise neden yapılabilir? Hemen yine Extended Primitive'de pardon Standard Primitive'de piramit nesnesiyle ne yapılabilir? Çatı kısmı hızlıca tasarlanabilir. Bunu şöyle alalım. Genişliğiyle oynayalım biraz. Bunu hizalayalım. Perspektif açıya gelip bunu şöyle yukarıya çekelim. Çatının tabii yüksekliği fazla oldu. Şöyle biraz azaltılabilir. Yine genişlik, yükseklik biraz buradan daraltılabilir. Şöyle. Hizalama yapılabilir. Yine çatı kaplaması burada gerçekleştirilebilir.
Perspektif açıya geldiğimizde bu çatının üzerinde kaplanıp şey yapıldığında normal bir bina tasarımı gerçekleştirilebilir. Bu videoyu